Efendim, bugün Türkiye'de yeniden seçimler vardı. Seçimlerin tekrar edildiği yerler vardı. Pınarbaşı ve Büyük Karıştıran'da CHP seçimleri yeniden kazandı. Değerlendirmeniz nedir? Değerli arkadaşlar, aslında seçmen bu mesajı veriyor anlamıyorlar. Biz zaten geçen seçimlerde Kayseri'de Pınarbaşı'nda seçimi kazanmıştık. Milliyetçi Hareket Partisi'nin oradaki milletvekili önce orada terör estirdi, hakimleri tehdit etti, küfürler etti, olmadık şeyler oldu. Seçimler tekrar edildi. Ne oldu? Bugün 284 oy farklı orayı kazandık. Seçmen kendi kararına hürmetsizlik edeni cezalandırır. Bu kadar basit. 31 Mart akşamında da söyledik. Seçmen her seçimde bir mektup yazar. O mektubu okudun, anladın, seni ödüllendirir. Anlamazsan cezalandırır. Bu başarıdan şımarmamak da böyle bir şeydir. Mağlubiyeti kabullenip bundan ders almak da böyle bir şeydir. Yok, ben mağlubiyeti kabul etmiyorum, kaba kuvvete başvuruyorum dersen, bu sefer seçmen sana karşı bir sonraki seçimde kaba kuvvetin ne demek olduğunu gösterir. Kayseri'deki milletvekili arkadaşımız yanlış yaptı, partisine yanlış yaptırdı. Seçmen bu hatayı düzeltti. Büyük Karıştıran ise Cumhuriyet Halk Partisi'nin çok önemli iddia koyduğu, ancak Cumhuriyet Halk Partisi seçimi almasın diye orada bir takım askeri kişilerin dahi seçim akşamı oraya geldikleri ve askeri araçlarla, polis ait araçlarla Büyük Karıştıran'ı karıştırdıkları ve seçimin üzerine gölge düşürdükleri bir yerdi. Kararı kim verecekti? Büyük Karıştıranlar verecekti. Karar net. Diyorlar ki kaba kuvvete teslim olmayız. Devletle millet karşı karşıya gelirse millet kazanır. Biz milletin tarafındayız. Devletin kirpisini, devletin tomasını getirip de oy sayım sırasını karıştırırsanız seçmen düşünür, taşınır ve size bir ders verir. Bu kadar net. Cumhuriyet Halk Partisi'nin 31 Mart'taki rüzgarı artarak devam ediyor. 3 yerde seçimde iddialıydık. İddia koymak istiyorduk. İkisini kazandık. Tunceli'de Cumhuriyet Halk Partisi belki oylarını korudu ama Adalet ve Kalkınma Partisi orada oylarını ciddi şekilde olmasa da arttırmış görünüyor. Tabii orada yine çeşitli duyumlar geliyor. Meseleyi milletin karşısına devleti diktiler diye. Orayı dikkatle takip ederiz. Ama kullanılan oylarda CHP'nin geçen seçimdeki rüzgarını devam ettirdiğini görüyoruz. Bundan çok memnunuz. Hangi partiden olursa olsun bugün milletten belediye başkanlığı göreviyle ilgili onay alan arkadaşlarımıza başarılar diliyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi'nin belediye sayısı 409'dan 411'e çıkmıştır. İki arkadaşımızı da yürekten kutluyorum. Bundan sonra 411 belediyemizle birlikte milletimize hizmet etmeye devam edeceğiz.